izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Business Channel Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu, Al Sana İş programında. Bugünkü konuğumuz Şef Pelin Aslan. Bakalım gastronomi dünyasına dair neler konuşacağız, bize neler anlatacak şefimiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasıl keyifler? İyi, çok güzel. Sizinki? Çok mersi, teşekkür ediyoruz. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Nasıl başladınız bu sektöre? Anlatın biraz, tanıyalım sizi. Aile mesleği gibi biraz aslında. Öyle mi? Evet, çok küçük yaşta başladım. Nerelisiniz? Yalovalıyım. Yalova. Baba mı, anne mi? Babam balıkçı, annem aşçı, ablam pasta ve çikolata ustası. Eniştem de ekmekçi. Çok küçük yaşımdan beri mutfaktayım. Kokuların içerisinde doğdunuz yani. Evet, aynen öyle. Ne güzel, ne güzel. Sizin peki branşınızın uzmanlığınız hangi alanda? Aslında dünya mutfağı. Yani şeflik yapıyorum uzun yıllardan beri ama hayatım belli bir döneminde de danışmanlık verdim. Hala vermeye devam ediyorum. Bir dönemde private şeflik yaptım. Ünlü iş insanlarının evlerinde private şeflik yapıyordum. Şimdi hali hazırda eski patronlarımdan birinin şirketindeyim. Davet organizasyonlarını yapıyorum. Şimdi tabii danışmanlık, private şeflik, dünya mutfağı vesaire, ben minik minik böyle notları alıyorum. Hepsine değinmek istiyorum vaktimiz el verdiği süresince. Bir kere şunu merak ediyorum ben. Tamam, enişte, abla, işte anne, baba, herkes gastronomiyle ilgili, herkes yemekle haşır neşir, yetenek var belli ki. İsteyerek mi seçtiniz yoksa zorunlu istikamet mi oldu? İlk başta zorunlu gibiydi ama sonra yapınca başka bir iş yapamayacağımı anladım. Spor akademisi terkim zaten. Öyle mi? Evet. Uzman antrenörlüğü de yaptım Fenerbahçe'de. Ama yemek yapmak benim için çok ayrı bir şey. Birbirine ne kadar zıt şeyler. Bir tarafta spor, öbür tarafta yemek. Evet, yemek kesinlikle. Ama sonra sağlıklı mutfağı keşfedince aslında diğeriyle daha bağlantılı oluyor sanırım diğer mesleğinde. Tabii sağlıklı mutfağı keşfettiyseniz eğer sıkıntı yok. Ama yani lezzetli olacak diye her şeyin hakkını vere vere yapıyorsak eğer sıkıntı büyük. Aslında sağlıklı olduğu zaman da çok lezzetli oluyor. Ben sağlıklı yemek paketleri de yapıyordum. 5 öğünlük sağlıklı yemek paketleri gönderiyorduk bir firmada. Hem lezzetli, hem görseli güzel oluyor, hem de sağlıklı oluyor. Ne kadar çok konu başlığımız var. Bir dakika, şimdi hepsine tek tek gideceğim. Peki, şimdi spor akademisinden terksiniz. Ondan sonra kendinizi mutfağa bir attınız. Ondan sonra kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Sanırım 22 yıl falan oldu. Şaka yapıyorsun. Evet. Yaş var mı o kadar? Var biraz. 87 doğumluyum. Jenerasyonunuz güzel. Maşallah, maşallah. Pekala. Şimdi İstanbul'dasınız ama. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dasınız. Pekala. Şimdi nasıl başlayayım, hangisinden başlayayım? İlk başta danışmanlık mantığından bahsetmek istiyorum. Danışmanlık adı altında ne yapıyorsunuz? Şirketlere yeni açılan gastronomi alanında hizmet verecek olan işte kafeler, bistrolar, restoranlar, bunların reçetelerini mi belirliyorsunuz, menülerini mi belirliyorsunuz? Reçete programı da var. Yani aşama aşama aslında. Yani sıfırdan bir yer istiyorsanız onu da yapıyorum. Mutfağın çiziliminden, mutfak ekipmanının sağlanması, fiyat araştırması, menü oluşturma, reçeteler, maliyetler, ekip kurma, ekibe eğitim verme ve bunun sonrasında takibini yapmayı sağlıyorum. Ama bazı işletmeler, hali hazırda şefleri olan işletmeler diyorlar ki sadece menümüzü yap ve maliyetlerimizi belirle. Tamam diyorum, onu da yapıyorum. Dolayısıyla oranın ekonomik şeyini de belirliyorsunuz, kaderini de belirliyorsunuz aslında bakacak olursanız. Yani hangi segmente hitap ediyor? Pazar araştırması çok önemli kesinlikle. Yani hangi lokasyona ne açılırsa tutar vesaire. Yani şöyle olmuyor, benim param var, ben buraya bunu açacağım. Tutmayabilir. Kriterler ne? Yani neye bakıyorsunuz mesela? Neye bakıyorum? Önce gidip o lokasyona bakıyorum. Orada nasıl insanlar yaşıyor? Nasıl insanlar geliyor oraya? Orada ne gider? Çok ciddi param var ve Bağdat Caddesi'ne yatırım yapmak istiyorum. Ne tavsiye edersin mesela? Şöyle, Bağdat Caddesi'nde mesela pub çok az var. Oraya mesela daha yeni bir danışmanlık verdim. Çok az pub var. Yani sokak lezzetleri dediğimiz bir şey var, kültür var. O çok az var. Uzak Doğu mutfağı çok az var. Bunlar kesinlikle tutar. Ve kahve tabii ki de. Yeni nesil kahveci dedikleri o şey kesinlikle tutar. Olmayana daha fazla, daha ziyade yürüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Talep, yani neye talep ediyor insanlar, ne arıyorlar? Mesela Nişantaşı'nda oturuyorum ben, Top Ağacı'nda. Ne severim orayı da, bayılırım. Çok güzel bir yer, çok canlı bir yer. O minik butik kafelerini çok seviyorum. Evet, oralarda mesela kahve, pub kesinlikle açılmalı.
olmayanlara da. Peki danışmanlık esnasında mutlak teslimiyet mi bekliyorsunuz karşı taraftan? Kesinlikle, ama o hiçbir zaman olmuyor. İşletmecinin, yani işletmeci demeyeyim de patronun, yani para akışını sağlayan insanın çok fazla talebi oluyor. Çok fazla beklentisi oluyor. Hiçbir zaman şunu göz önünde bulundurmuyorlar. Bir yeri açtığımız zaman ilk 6 ay hiç iş yapmayacak gibi düşünmeleri lazım, ama açtıkları anda para bekliyorlar. O yüzden orada biraz çatışıyoruz, ama zamanla tabii onlar da. Peki mekana özel reçeteler, size özel lezzetler tasarlıyor musunuz, yapıyor musunuz? Evet, kesinlikle. Yani çok fazla ürün geliştirmek gerekiyor zaten bu işte. Yoksa insanlar kendini tekrar ediyorlar. Yani her yerde aynı menü, aynı reçete oluyor. Ama kendinizi geliştirdiğiniz zaman, farklı reçeteler, farklı ürünler çıkarttığınız zaman o da işletmede göze batıyor tabii. Peki o farklılık yapacağım, yaratacağım, ortaya çıkartacağım şey midir? Tıpkı bir söz yazarı ya da bestecinin ilham dediği mesele gibi midir sizde de? Yoksa tamamıyla hayır Gökay, dünyada şu kadar ülke, haliyle bu kadar mutfak, haliyle bu kadarın üzerinde ortalama reçete var. Bunların içerisinden pick up yapıp ortaya bir kombinasyon mu çıkartıyorum, yoksa hayır Pelin oturuyor tıpkı bir kimyager gibi. Acaba ben, evet elimde bir tavuk var, tavukla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor. Ne yapabilirim diye oturuyorum, düşünüyorum. O şunu bekliyorum ve bu geldiği zaman yapıyorum mu diyorsunuz? Ya ben doğaçlama yapmayı çok seviyorum. Oturup düşünüyorum ve sonra mutfağa girip doğaçlama yapıyorum ve inanılmaz şeyler çıkıyor. Çünkü bunun ucu bucağı yok. Elimizdeki malzemenin ucu bucağı yok. Her şeyi yapabiliriz, her şeyi deneyebiliriz. Mutfak nasıl bir şey ya? Gerçekten terapi. Evet, kesinlikle. Yani beni en çok motive eden şey de o zaten. Yani yaptığım yemeğin beğenilmesi, takdir görmek. Yani o private şeflik yaptığım dönemde belki bir yerde şeflik yaparken restoranıma gelmeyecek insanlara yemek yaptım ve onların bana teşekkür edip çok güzel demesi beni inanılmaz motive ediyor. Uluslararası bir isim var mı bunlar içerisinde mesela, uluslararası ünle sahip? Var. Şimdi söyleyemem burada ama. Öyle mi? Evet, var. Aa, çok fazla insan var. Hani dedim ki böyle hani uluslararası bir sanatçı, manatçı bir şeyler var. Onlar da var, hepsi var. Onları söylemekte sakınca var mı? Evet, bence var. Çünkü şey, biraz böyle gizliliğe giriyor. Çünkü private olduğu için. Ha. Peki private şeflerde neye dikkat ediyorsunuz? Mesela ben böyle bir hizmet almak istiyorum. Bir özel bir gecem var. Evimde davet vereceğim. Bir kere yerinde mi yapıyorsunuz? Siz kendi mutfağınızda yapıp? Yok, yerinde yapıyorum. Şimdi daimi private şeflikte zaten onların mutfağını kullanıyorum, ama sadece tek gecelik event istedikleri zaman, biraz önce bahsettiğiniz gibi, yine onların mutfağında yapıyorum. Çünkü benim halihazırda böyle bir imalathanem yok. Önce gidip bir gün öncesinden mutfağa bakıyorum, ekipmanlara bakıyorum. O mutfaktan ne çıkartabilirim, ona göre bir menü hazırlıyorum. Beklenti çok yüksek oluyor, çünkü siz belli bir ücret veriyorsunuz ve restoran hizmetini orada görmek istiyorsunuz. Bunun için bir aşçı alıyorsunuz, bir hizmet alıyorsunuz. Çok yüklü de miktarlar söz konusu aslında fiyat olarak. Kullandığınız tabii ekipmanlar çok önemli. Yani gümüşler vesaire, bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Üst düzeyde bir hizmet veriyorsunuz. Kişinin kendi mutfak malzemelerini kullanmıyorsunuz o zaman. O servislerde mi sizden geliyor? Servislerin bazılarını tabii ben kendim götürüyorum. Bazılarını da orada kullanıyorum. Bazı mutfaklar var ki profesyonel mutfaktan farksız. O zaman tabii hiçbir şey götürmüyorum. Ha. Tabii. Peki orada da alternatifli çalışıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hani ben bu menüyü uygun gördüm. Hadi bununla devam ediyoruz değildir herhalde. Yok, alternatif kombinasyonlar vardır. Kesinlikle. Ben bir menü çalışıyorum, gösteriyorum. Bazen tamam diyorlar, bazen şunu belki değiştirebiliriz diyorlar. Zaten devamlı gittiğim yerler olduğu zaman elimin lezzetini ve yaptığım yemekleri bildikleri için çok şey olmuyor. Devamlılıktan kastımız hep ben şey diye düşünüyorum, düz mantık ilk başta konuya yaklaştığımızda, hani özel günlerde mutlakadır. Evet. Ama bunu daimi isteyenler de oluyor mu? İstiyorlar, evet. O zaman da şey mi yapıyorsunuz? Sabah gidiyorum, yemekleri yapıyorum, her şey hazır, bırakıyorum ve çıkıyorum mu? Sabah gidiyorum, bütün hazırlıklarımı çünkü yapıyorum. Akşam diğer tüm işlerinizi kilitleyecek bir şeydir çünkü, evet, bu. Evet, yemekleri yapıyorum, servisine kadar yapıyorum ve işim bittikten sonra ayrılıyorum. Ama yine diğer işlerden sizi biraz uzaklaştıracak bir şeydir. Çok fazla mesela, yani bunu şeflik yaparken de çok sıkıntı çektim. Bir yerde şeflik yaparken hali hazırda bir danışmanlığım vardı. Geceleri üretim yapıp gündüzleri şeflik yapıyordum. O çok yorucu oluyor. İşte bizim mesleğinde sanırım zorlukları bunlardan biri.
Kesinlikle. Hep bir kanı var. Mutfak dendiği zaman akla hanımlar gelir ama erkek lezzeti derler. Kesinlikle. Erkekler de çok disiplinli çalışıyorlar. Yani elleri mutfakta lezzeti. Kadın mı erkek mi? Yoksa hayır, Gökay bilmiyorum, adını bilmediğim bir şey, el lezzeti denilen bir şey var. O da var. Bir de şey, çalışkan olmak lazım, saate bakmamak lazım. Ben hep bunu söylüyorum. Mutfağa girdiğiniz zaman saate bakıp ben ne zaman gideceğim diye bir insan düşünüyorsa bu işi yapmamalı kesinlikle. Ya bir de yaptığı işi sevmeli. Yani hazırlığına kadar. Herkes servis esnasını seviyor mesela ama ön hazırlığı var bunun. Bir Nizam Plus hazırlamamız gerekiyor. Onu da sevmemiz gerekiyor. El kararı, göz kararı denilen şeye inanıyor musunuz yoksa milimetrik mi çalışırsınız? Bu değişiyor. Yemekler yani reçetelere göre değişiyor. Bazılarında tamamen inisiyatif kullanabiliyorum. Ama özellikle patisseri ürünlerinde reçeteye bağlı kalmak gerekiyor çünkü tutmuyor. Yani göz kararı olmuyor. Tabii o reçeteye güvenebilmek için önceden mutlaka deniyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle bir risk alınamaz zaten. Yani hani o an geldi de servis esnasında bunu yaptım, bunu yaptım oldu. Çok düşük ihtimal yani. Çünkü genel bir kanı var. Şimdi gastronomiyle ilgili çok fazla organizasyon sunuyorum. Çok haliyle fazla workshop, haliyle fazla söyleşi. Dolayısıyla arka cebimde biriktirdiğim alanınızla ilgili çok fazla bilgi var. Genelde şunu söylerler. Dünya mutfağında da olsa, Türk mutfağında da olsa ki bölgelerimizde ve şehirlerimizde inanılmaz reçete var. Mesela şehir neresiydi? İlerleyen dakikalarda aklıma gelecek. Hiç aklımın ucuna gelmeyecek bir şehirden 450 reçete çıktı. Çok acayip. Evet, çok enteresan. Çok acayip yani. 450 reçete. Arkadaş nereye sığdırdınız? Hani 450 sokak yok. Çok garip. Bunların her birini üç aşağı beş yukarı boş zamanınızda değerlendirip yapıp portföye katmak mıdır işin sırrı? Kesinlikle çok gezmek lazım, tatmak lazım. Yani oturduğunuz yerden tabii araştırmakla da oluyor ama bir yere kadar. Yani çok gezen mi çok yiyen mi diyorlar ya. Afyon bu arada bahsettiğim şey şimdi aklıma geldi. Afyon. Gezip görmek lazım, yemek lazım. En yani. Çok nereye ait hissediyorsunuz kendinizi? Mutfak olarak. Mutfak olarak. Osmanlı mutfağı. Seviyorum ben Osmanlı mutfağı. Bak, ballı mahmur diye bir yemek bana ikram edildi. Bir televizyon programında canlı yapıldı. Hayatımda o lezzeti ömrümün sonuna kadar unutmayacağım herhalde. Çok sevmiştim o lezzeti. İnanılmaz güzel ve keyifliydi. Osmanlı'da kaç şey var, reçete var şu çok an fazla. Sizde? Çok fazla var. Gerçekten? Evet, çok fazla. Kırmızı et ağırlıklı. Çok fazla var. Peki zorluk anlamında dünya mutfağı mı, Türk mutfağı mı meşakkatli? Ya şimdi Fransız mutfağı mesela, onlar da tamamen reçeteye bağlı kalmak gerekiyor. Yani bizim Osmanlı mutfağı birazcık daha böyle hani... Göz kararına açık mı? Evet, göz kararına açık. Baharatlar çünkü çok ön planda olduğu için. Bilmiyorum yani, sanırım Osmanlı mutfağı. Yemek tariflerinde, reçetelerde, sunumlarda sade şıklık mı yoksa böyle baharattan zengin tarifler mi tercihiniz? Birazcık daha sade. O sağlıklı mutfağı gördükten sonra aslında ya şey gibi bu. Bir müzik yapıyorsunuz. İstediğiniz müziği mi yapıyorsunuz yoksa popüler olan şeyi mi yapıyorsunuz? Yani para kazanmak mı? Yoksa istediğiniz şeyi yapıp para kazanamamak mı oluyor? Evet. Yani şu an bizim için de aslında bu birazcık. Şimdi böyle daha sağlıklı mutfağa kaydı ya her şey. Şimdi ciddi çölyak hastaları var. Ama bir de çölyak olmayıp da sırf popüler diye bunları tüketen insanlar var. Yani popülerlikle alakası. İşte vegan kültürü evet, değil mi? Veganlar, vejetaryenler. Yani tamamen veganım diyorsa bir insan kuş tüyü yastıkta yatmayacak. Yani o yumurta yememekle, süt içmemekle olmuyor. Doğru. Doğru mantık. Doğru mantık. Öte yandan tabii şimdi private şeflikte muhtemelen kişilerin sağlık sorunlarını da tabii mutlaka da dikkate alıyorsunuz. İşte şeker hastasıysa ona onunla, orada genele yaymadan kişiye özel mi yapıyorsunuz evet, orada da? Evet, kişiye özel yapıyorum. Hani sofranın tamamının temasını değiştirmeksizin evet. O kişiye özel sunulacak ayrıca evet, yemekler. Çok büyük konfor. Peki sizi en zorlayan reçete neydi, tarif? En zorlayan reçete, düşünüyorum, yok sanırım yani en kötü hani şey oluyor, ikinci, üçüncü denememde tutturduğum oluyor. Hani başka neydi bir reçeteyse. O?
Yani şu an tam hatırlayamıyorum ama bir tamarin soslu bir tavuk sosu vardı. Demir indili. Ha. Sanırım oydu. Evet. Ha, çok enteresan. Peki sizin yapmaktan en keyif aldığınız tarifin adını sorsam? Yani Tarifin elimden bunu yemeniz lazım yani dediğim. düşünüyorum. Ya bilemedim ya. Öyle kendimi de çok Hayır şey demiyor çok musun? şey yapmayı sevmiyorum ama yapıyorum ya hepsini. Yani hepsinden Peki. keyif alıyorum aslında. Süper. Şu şeyin temposunu çok merak ediyorum ben mutfağın. Mutfakta hep böyle agresyon yüksek midir? Genelde yüksek oluyor evet. Hani Yani böyle sakin, tane tane, minik minik böyle boncuk boncuk konuşuyorsun ama mutfakta tahmin ediyorum ki tam bir atmacasın. evet, aynen biraz. Çalışanlarıma Hakikaten o mutfakta hani zamana bakmamak gerekiyor diyorsunuz ya hani ben buradan ne zaman çıkarım evet. olarak yaklaştınız. Ama aslında bakacak olursanız sizin işiniz tamamıyla timingle doğru orantılı. Evet. Yani o yemeği pişirmek, marine etmek, marine ettikten sonra pişirme süresi vesaire o sosun kıvamı, dakika, saniye hep bunların hesabı var. O mutfak temposundan bahsetsenize biraz. Mesela hazırlandı her şey ve başlıyorsunuz. Full performans akşam 100 kişiye bir sunum yapılacak. Bir kere şeyi merak ediyorum öncelikli olarak. 10 kişiye servis çıkartmak mı? Yoksa 200 kişiye yapmak mı? İkisi arasında ya da fark yok mu? Yok, tarif belli zaten. Çarpı o kadar yapıyoruz mu? Yok. Mutfağın aslında mutfağın kapasitesi ve çalışanların dinamiği ile alakalı bir şey o. Mutfak müsait. Tamam mı? Her şeye müsait. Yani bir 10 kişiye yemek yapmak mı daha elini oyalar yoksa fark etmez mi diyorsun? Fark etmez demiyorum. Tabii ki de 100 kişiye yapmak, yani hazırlık açısından her şey tam da olsa, şimdi hepsinin aynı anda çıkması gibi bir şey var. 100 tabağı dizip aynı anda start vermek, o birazcık daha tabii zor. Yani mutfak ne kadar tam donanımlı da olsa, öyle bir mutfağımız yok. Hiçbir yerde öyle bir mutfak yok. Ama yapmışlığımız var mı? Evet, var. Aynı anda o servisler o sıcaklıkta nasıl oluyor ya Aynı gerçekten? sıcaklıkta olmuyor. Yani şimdi şöyle ısıtıcılarımız var bizim. Tabak ısıtıcıları vesaire. Asla yani starterlar dışında öyle tam sıcak çıkan yemekler yok o kadar kişi. Ha, orada birazcık şey Tabii, giriyor. kesinlikle. Meslek minik hinlikleri diyeyim, tatlı pembe hinlikleri devreye giriyor Yani diyorsunuz. işte o anda yeterli personel olması lazım. Yani herkesin, bir kişinin full sosları veya iki kişinin full sosları koyup arkasına işte garnitürünü, işte proteinini vesaire ekleyip güzel bir organizasyonla sıkıntı çıkmadan halliniyor Artı diye kaç düşünüyorum. tabak koyuyorsunuz peki? Şimdi kaza oldu, kırıldı, döküldü Ben sos. her zaman hani şeye göre değişir ama hani 10 kişiye yemek yapıyorsam artı 3-4 kesinlikle olur bu. Hata payı için. Evet, kesinlikle. Peki o hatalar ciddi krizleri sebebi. Ya, Oluyor, çok son fazla anda, bak oluyor. son anda. Oluyor. Ne oldu mesela? Ya benim Karaköy'de bir yerde şeflik yapıyordum. Bir kilise vardı orada. Ve fulldük, yani önden rezervasyonla çalışıyorduk. Çalışanlarından biri gelmedi, biri rahatsızlandı. Bulaşıkçının saati doldu gitti. İki kişi kaldı yanımda, mutfak çok küçüktü. Ve o sırada mikro sistemi var, bizim sipariş aldığımız sistem, o bozuldu. Ve bütün garsonlar elleriyle almışlardı siparişleri. Ve önüme el yazısıyla işte böyle bir sürü sipariş vardı. Sayayım dedim, sayamıyorum. Okudum, bonfilerin şimdi ön pişiriminin olması lazım. Çünkü herkes aynı anda oturdu. Arkamı bir döndüm, hepsi yanmıştı. Ve ben orada tabii böyle biraz fazla sinirlenmiş olabilirim. O çalışan da tabii işten ayrıldı o sırada. Yanımda bir kişi kaldı. Bulaşıklar yerlerde. Başlangıçlar gitti o sırada. Hiçbir hazırlığım yok böyle. Nasıl kurtardın durumu? O ki herhalde hayatım, mutfaktaki en kötü günüm olabilir. Çöp tenekesinin kenarına böyle oturdum ve ağlamaya başladım. Patronumuz geldi. O da Pelin hadi dedi, kalk. Dedim 5 dakika verin bana. Masalar yemek bekliyor. Ve kalktım. Yarım saat içinde her şeyi vermiştim. Ama nasıl oldu yani, şu an onu anlatamam ama inanılmaz bir gündü benim Yine aynı için. bonfile mi? Bonfile evet çıkarttım, donuktan çıkarttım, onları işledim o sırada. Yani bonfileler vardı, somonlar vardı, yani bir sürü ana yemek vardı. Ama hani bonfile ana yemeğimizdi orada, hani bizim yıldız ürünümüz gibi bir şeydi. Zor bir gündü benim için Ama hayatım. alnımın akıyla onu da çıkarttım Çıkarttım diyorsun. evet. Tatlı servisine girdiğimde de şey dedim, yani tatlı siparişleri alınıyordu.
dedim bana 15 dakika sonra bütün siparişleri getirebilirsiniz dedim. Sonra onları da verdim ve mutfağı kapattık. Bir kişiyle yaptım bunları. Kaç kişiydi totalde? 100-150 kişi falan. İnanılır gibi değil. Evet. Pekala, sağlıklı yemeklere geçmek istiyorum şimdi. O da ilgilendiğim konulardan bir tanesi. Bir kere şu son dönemin trendi olan hani günlük işte 3 ana öğün, 2 ara öğünlü paketler vesaire. Sağlıklı yemek paketleri ya da yemek paketleri diyeyim. Herkes illa sağlıklı yemek işte kinoalı salata yiyecek falan diye bir şey yok. Normal standart paketimi almak istiyorum. Çünkü ben ağır çalışıyorum. Evimde yemek yapmak istemiyorum. Yeni insanlar da olabilir. Bu tarz servisleriniz var, doğru mu? Eskiden bu yönde çalışıyordum, evet. Artık yapmıyor musunuz? Artık yapmıyorum değil de bu işte dediğim gibi private şefliğe bağlı olarak onlar böyle bir şey talep ederlerse tabii onları da yapıyorum. Onların da bir dönem dönem sporla tabii daha orantılı böyle sağlıklı beslendiği dönemler oluyor. Ha. Onlara göre yapıyorum tabii. Pekala, pekala. Şimdi az önce konuşmamızın başında, söyleşimizin başında bu cümleyi kurduk. Pas geçtim, ilerleyen dakikalarda geleceğim diye. Hani sağlıklı olan lezzetten fakir midir? Değil, aslında değil. Yani yağ kullanmıyorum mesela sağlıklı yemekleri yaparken. Ne kullanıyorsun? Tavuğu haşlıyorum, tavuğun üstünde biriken yağ oluyor. Onu kullanıyorum veya suyla soteliyorum. İlk zamanda böyle biraz size yavan gelebilir ama onu öyle tükettiğiniz zaman belli bir süre sonra normal yemek yiyemez hale geliyorsunuz. Vücudunuza ağır geliyor diğer yemekler. Mesela glutensiz ekmekler de öyle. Hani o bizim bildiğimiz o somon ekmek vesaire onlar ağır gelmeye başlıyor. Çünkü onlar şişkinlik yapıyor midemizde. Ama diğerleri daha hafif. Yani sindirimi daha kolay gıdalar olduğu için. Glutensiz beslenme yaklaşımınız nasıl? Ya bu tamamen kişi, yani benim onların bakış açısıyla alakalı. Ben çok tüketmiyorum o tarz şeyler. Ben aslında çok fazla yemek de yiyemiyorum. Hep böyle ayakta böyle bir şeyler atıştırıyorum. Gluten mi tüketmiyorsunuz? Glutenli gıdaları mı tüketmiyorsunuz? Çok fazla öyle oturup yemek şey yapamıyorum aslında ama nasıl glutensiz ürün tüketmiyorum değil. Yani ne yaparsam onu tüketiyorum aslında. O değişiyor. Glutensiz ürünlerden de birçok sevdiğim şey var. Sağlıklı yemeklerden de. Bazı kurabiyeler yapıyorum. İçinde şeker yok ama bana bir gofretten daha fazla lezzet yani şey veriyor. O keyif veriyor. Dolayısıyla talebe göre hareket ediyor. Talebe göre, aynen öyle. Talebe göre hareket ediyorsunuz. Pekala. Çünkü o gluten konusunda artık tam böyle kritik eşiğe geldim. Acaba hayatımı artık glutensiz mi? Yani yüzüme gözüme bulaştırmaktan da korkuyorum. Ya yüzünüze gözünüze bulaştırmak değil de vücudunuz hani ne yersem oyum diyorsunuz ya. Kesinlikle daha dinç oluyorsunuz. Daha mesela güzel uyuyorsunuz. Daha güzel uyanıyorsunuz. Keşke herkes böyle beslense ama ben... Başarabilsek keşke evet, diyorsun. Evet, kesinlikle. Peki şunu çok merak ediyorum. Sizde de oluyor mu bu? Ya mutfakla aram çok iyi gerçekten. Severim. Elim de lezzetlidir. Evimde davet vermeyi de çok severim. Ancak yemek yaparken insan niye doyar? Yemek yaparken kokusundan bir evet. De... Evet. Kokusundan... Yemiyorum ama. Kokusundan. Ama doyuyorum. Kokusundan. Bir de çok fazla gördüğünüz için yani bu sektöre ilk girenlerin mesela böyle onu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim böyle yeni çalışanlar oluyor. Göz açlığı aslında bu. Evet. O belli bir süre sonra doyduğu zaman aslında onlar da pek bir şey yiyemiyorlar. Peki dünyanın en pahalı tabağı desem servisi nasıl bir yemeğin sonucunda çıkar? Bir altın tozlu mu ama altın tozlu tarifler oluyor mu bazen? Kesinlikle içinde deniz sarağı, ıstakoz ve havyar vardır yani. Hakikaten bazı tariflerde bu altın tozlu dediğimiz şey o minik... Evet çok az kullanılıyor ama evet. Genelde kırmızı et de kullanılıyor değil mi? Kırmızı et de başlangıçlarda çok fazla oluyor. Genelde tabak süslenirken zaten üstüne böyle küçük dokunuşlarla falan. Az miktarda olsa da tabii pahalı bir o yenilebilir var. Çiçekleri kullanıyor musunuz sıklıkla? Çok fazla sevmiyorum ama mecbur bazı ürünlerde kullanıyoruz. Bollarda vesaire onlarda kullanılıyoruz. O kültürü alana kadar ben genelde o çiçekleri kenara alanlardandım. Biliyorsunuz değil mi? Genelde yapıyorlar evet, onu. Ama çok zaten lezzeti yok. Bir şey yok. Sadece yenilebilir olduğunu biliyorsunuz. Bazı insanlara irite gelmesi çok normal. Ben de sevmiyorum aslında. Yenilmeyen yani
Tabii yenilebilir. Yenilmeyen bir şey koyulmuyor tabağa. O da yenilebilir olduğu için koyuyoruz ama hani öyle alışmamışız ya çiçek falan. Yenilmiyor. Bir de şeyin mantığını hiç anlamam ben. Koskocaman bir tabak. O tabağın böyle ortasında minnacık bir yemek şey olur. Evet. Neden? Füzyon mutfak. Yani o da işte... Hani neden şöyle bir servis? Tabaklar mı mesela çok şık oluyor? Evet. Evet, tabaklar çok güzel oluyor. Zaten yemekten çok tabağın masrafı var aslında orada. Yani tabaklar, çok ciddi para değil mi evet, onlar? Evet, seramikler, el yapımı, özel tabak yaptırılıyor vesaire. En son bak ben bir festivaldeydim. Zeytin ve zeytinyağı odaklı bir işti. Bir tabaklar kullanıldı. Yapılan tariflerin ederinin 4-5 katı pahalı. Evet, doğru. Biz kendimiz de yapmıyoruz. Onları satın alıyoruz. Yani onlar da emek. Yani onların ben fırınlanma şeklini de biliyorum. Biz de bir yerde öyle tabak almıştık. Böyle büyük pot gibi bir şey. Yani böyle taşın içerisinde pişiriyorlar. Çok meşakkatli aslında. Üzerine işliyorlar, boyuyorlar, fırınlanması vesaire. Aslında onlar da emeğinin karşılığını alıyorlar ama evet çok pahalı. Yani bir restorana öyle bir tabak koymak ve onlarda yemek sunmak da bütçeyle alakalı bir şey. Kesinlikle. Dünya mutfağı ile ilgiliyim dediniz. Hı-hı. Uzmanlığım bu. Fransız mutfağı daha ziyade Hı-hı. değil evet. mi? Ön planda. Uzak Doğu'da mesela. Hı-hı. Uzak Doğu mutfağı da benim çok şeyimdir. Evet. Kalbimi fethetmek isteyen Uzak Doğu mutfağıyla gelsin bana. Bayılıyorum. Enteresan bir şekilde. Peki dünyada Türk mutfağı yeterince biliniyor mu sizce? Biliniyor mu? Ya şimdi bu ben yaşımdan dolayı çok da şey yapmayayım bunu. Ön plana çıkarmayayım ama şimdi yeni nesil gençlerin hepsi dünya mutfağı işte farklı reçeteler işte Fransız mutfağı vesaire ama şeyi görmüyorlar bizim Osmanlı mutfağını Türk mutfağını görmüyorlar. Yani bunları tamamen elin tersiyle itip başka mutfaklara yöneliyorlar. Ben olsam bir Türk olarak önce kendi mutfağımı yapmalıyım sonra başka ülkelerin mutfaklarını yapmalıyım. Yani bir Türk aşçı olarak bunu söylüyorum. Ki kendi kariyer planlamanızı da bu şekilde ilerlediniz evet, bu zaten. Şekilde. Önce ben bir kendi ev ödevimi bitireyim. Aynen öyle. Oradan kendi vicdanımda bir mezun Hı-hı. olayım ondan sonra. Hı-hı. Kesinlikle. Şimdi buraya bir İtalyan aşçı geldiği zaman kendi mutfağını temsil ediyor. İtalyan mutfağını temsil ediyor. Fransız aşçı geldiği zaman. Her şeyi yapabilir ama Fransız mutfağına tamamen hakim. Ya da şöyle sorayım soruyu. Mesela diyoruz ya Nişantaşı ya da Bağdat Caddesi örneğini verdik. Bunlar yapılırsa tutar, aksi olursa sıkıntı yaşarlar. Peki ben size söylüyorum, bir gün önlüğünüzü aldınız, setlerinizi aldınız ve yurt dışına gittiniz. Hı hı. Yurt dışında bir Türk mutfağı restoran açmaya ve kendi kendinize işleteceksiniz. Hı hı. Ne hangi ülkede tutar? Londra'da. Türklerin yaşadığı, daha fazla yaşaması itibariyle mi yoksa İngilizlerin Türk mutfağına ilgisi itibariyle mi? Türk mutfağına ilgisi. Ya ben şey yazlık yerlerde de çok bulundum. Özellikle Kaş Kalkan. Oralarda Aha. danışmanlık verdim. Oraya çok fazla İngiliz geliyor. Ve inanılmaz Türk mutfağına aşıklar. Öyle mi? Evet. Yani akın akın Türk mutfağı yiyorlar. İtalyan mesela mutfakları açılıyor. Yok onlar Türk mutfağı yiyorlar. O anlamda Londra'yı tercih ederim. Yani nokta atışı yaparım. Yani hani paraya koşarsam onu yaparım. Ama kendi keyfim için yaparsam o zaten ne kadar sürer onu bilmiyorum tabii. Kendi keyfin için bir şey yapacak olsan tercihin ne olurdu? Ülke olarak mı? Ya ülke olarak da söyle, tarz olarak da söyle. Ya ben kendi mahallemde küçük bir yer açardım herhalde. Sadece böyle hani... İnsan ne kadar büyürse o kadar küçülmek istiyor bir noktadan evet. sonra değil mi? O kargaşadan. Evet. Kendi mahallemde bir şey yapar. Çünkü Topalcı yani benim mahallem. Ben orayı çok seviyorum. Orada kendime ait sadece kendi yemeklerimin olduğu, çok az insana hitap eden... Farklı da ürünler geliştirebileceğim böyle küçük bir yer isterdim herhalde. Bazen şeye dikkat ediyorum. Son bir iki soru olarak toparlayalım. Bazen çok ciddi restoranlara gittiğinizde çok teferruatlı menüler görmüyorsunuz. Hı hı, çok daha klasik böyle hani 2-3 tane başlangıç. Çok daha 2-3 alternatif, evet. 2-3 başlangıç, 2-3 ana yemek. O 2-3 kombinasyondan seçiyorsunuz. Tadım menüleri hatta, var. Hatta alternatif menüleri sunuyor. Hani bunun başlangıcı bu, ana yemeği bu vesaire gibi 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 seçiyorsunuz zaten. A, B, C menüsü gibi. Doğru olan bu mu? Bazı yerlere de gidiyorsun mesela. Oo, tatlı menüsü ayrı. Evet. Ana yemek 20 çeşit falan. Doğrusu ne bunun? Doğrusu tabii daha az kalem olması. Yani şimdi... Ben bu işte bu menülerde, bu tariflerde kompetanım demek mi yani bu? Ya şimdi onlar tamamen işte Michelin yıldızı vesaire. Bunlar da tabii daha böyle tadım menüleri, daha böyle az kalem.
daha kaliteli sunumlar vesaire. Diğerlerinde de böyle kafe menüsü dediğimiz aslında o sayfa sayfa olan menüler var. Aslında hepsi aynı. Ya sadece isimleri değişiyor. İşte birinden biber çıkıyor, biber giriyor vesaire. Ürün kalemi çok fazla. Bunlar ne oluyor? İçeride daha fazla hazırlık. Kost yükseliyor. Aha. Zayi daha fazla oluyor. Giden hani ben olsam hani öyle bir şey olsa ürünleri azaltırım ya. Kesinlikle çok fazla kalem, çok fazla ürün zarar. Ya yani gelen için de kafası karışıyor. Herkes yine o sayfalarda bildiğini yiyor. Hiçbir zaman aa şurada şu da varmış onu tadayım demiyor. Karmaşıklık iyi değil ya. Bir gün mutlaka dediğiniz ne var peki mesleğinizle alakalı? Nasıl? Bir gün mutlaka dediğiniz. Bir gün mutlaka. Life goal olarak düşünün bunu. Bir gün mutlaka. Sanırım söylediğim şey bir gün mutlaka mahallemde bir yer açacağım yani. Sakin bir hayat. Sakin bir hayat evet. Çünkü çok yorucu oluyor böyle. Pekala. İnşallah en kısa zamanda o daha steril, daha huzurlu, daha az tempolu o hayata kavuşursunuz diyelim. Çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim Alsana işte Şef Pelin Aslan bizlerle beraberdi. Benim karnım acıkmaya başladı şimdiden. Umarım sizin de öyledir. Hadi o zaman bir şeyler atıştıralım. Sevgiler, hoşça kalın.